Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi Hocalı kentinde 1992 yılında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen ve 613 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Hocalı katliamı Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlediği bir konferansla bir kez daha lanetlendi sevgili seyirciler. Konferansa konuşmacı olarak ise Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan katıldı. Bugün Ermeniler tarafından gerçekleştirilen ve 613 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Hocalı katliamının 21. yılı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Hocalı katliamının 21. yılında Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda bağımsızlığını bekleyen Türklerle Hocalı katliamı konulu konferans düzenledi. Canımıza tak artık. Ya para ya ölüm. Başka yolu yok artık. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta ilk olarak Hocalı katliamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Kur'an tilavetinin ardından Hocalı katliamı ile ilgili bir sinevizyon gösterisi sunulan programda katılımcılar soykırıma maruz kalan insanların cesetlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ülke Ocakları İl Başkanı Cengiz Han Ulu da Hocalı katliamını kınadıklarını ve unutmadıklarını ifade ederek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da göndermelerde bulundu. Türk'ü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını iddia edenler Türk ve İslam dünyasını ayaklar altına almaktadırlar. Türk'ü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını iddia edenler Kızılelma ülküsü için at koşturmuş, şanlı ceddimizi ayaklar altına almış demektir. Türk'ü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını iddia edenler, bin yıllık kardeşliğimizi ayaklar altına aldığını iddia etmektedir. Türk ve Türklere düşmanlık besleyen papalık Atilla'nın ayaklarına kapandı. Türk'ü ve Türklüğü yok etmek isteyen Haçlılar, Anadolu'da dedem Selçuk'un torunlarının tokadıyla karşılaştı. Türk'ü ve Türklüğü aşağılayan devşirme vezirler, dönme nazırlar hadlerini en ağır şekilde bildiler. Türk'ü ve Türklüğü Orta Asya'ya geri göndermek isteyenler Çanakkale'de, İzmir'de serin sulara gömüldüler. Konferansa konuşmacı olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğansa, Hocalı katliamına tüm dünyanın sessiz kaldığını dile getirdi. Bu insanlar da bugünlerde anayasadan çıkarmaya çalışılan kelime olan Türk kelimesi, Türk sıfatını üzerlerinde taşıdıkları için bu katliama maruz bırakıldılar. Dolayısıyla bugün bir takım insanlar ülkeyi yönetenlerin bu görüntüleri görmesi lazım. Bu insanlar niye katledildiler? Sırf Türk oldukları için. Sizin ağzınıza dahi almaya cesaret edemediğiniz Türk oldukları için bu insanlar katliama maruz bırakıldılar. Oğan öldürülen insanların Türk olduğunu dile getirerek Türklere verilmek istenen mesajın iyi kavranması gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir insanlık hamile kadının karnını yarıp karnındaki çocuğu çıkarmaz. Ve hiçbir insanlık insanım diyen hiç kimse de buna sessiz kalmaz. Ama bugün maalesef buna bütün dünya sessiz kalmaktadır. Neden? Çünkü bu insanlar Türk'tü. Bu insanlar Türk olduğu için bu şekilde vahşicesine işkence edilerek öldürüldüler, katledildiler, soykırıma uğratıldılar. Burada bir mesaj var. Burada Ermenilerin Türk milletine bir mesajı var. Bugün bunu yapanların yarın Türkiye'nin de veyahut da Hocalı gibi bağımsızlığını bekleyen, kurtarılmayı bekleyen, hala işgali devam eden birçok Türk memleketi var. Oralarda da yapılmayacağının garantisi yok değerli arkadaşlar.
Sinan o... Kıymetli konuklar, türkü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını iddia edenler, Türk ve İslam dünyasını ayaklar altına almaktadırlar. Türkü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını iddia edenler, Kızıl Elma ülküsü için at koşturmuş, şanlı ceddimizi ayaklar altına almış demektir.
Türk'ü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını iddia edenler, bin yıllık kardeşliğimizi ayaklar altına aldığını iddia etmektedir. Türk'ü ve Türklüğü ayaklar altına aldığını söyleyenler, İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak kutlu nesli ayaklar altına almış demektir. Değerli misafirler, Türk ve Türklüğe düşmanlık besleyen papalık Atilla'nın ayaklarına kapandı. Türk'ü ve Türklüğü yok etmek isteyen Haçlılar Anadolu'da dedem Selçuk'un torunlarının tokadıyla karşılaştı. Türk'ü ve Türklüğü aşağılayan devşirme vezirler, dönme nazırlar hadlerini en ağır şekilde bildiler. Türk'ü ve Türklüğü Orta Asya'ya geri göndermek isteyenler Çanakkale'de, İzmir'de serin sulara gömüldüler. Azerbaycan'da Terakki Madalyası'na 2011 yılında da Kazakistan Cumhuriyeti tarafından Kazakistan Türkiye Dostluk ve İşbirliği Geliştirme Madalyası'na layık görülmüştü. Doktor Oğan, Türkiye'nin önemli sinir toplumunun kuruluşlarından olan Telekom... Bayanlar, bu görüntüleri sırf Türk olduğu için, Türk olduğumuz için görmezden gelmekteler. Bu insanlar da bugünlerde anayasadan çıkarmaya çalışılan kelime olan Türk kelimesi, Türk sıfatını üzerlerinde taşıdıkları için bu katliama maruz bırakıldılar. Dolayısıyla bugün bir takım insanlar, ülkeyi yönetenlerin bu görüntüleri görmesi lazım. Bu insanlar niye katledildiler? Sırf Türk oldukları için. Sizin ağzınıza dahi almaya cesaret edemediğiniz Türk oldukları için bu insanlar katliama maruz bırakıldılar. Tabii benim için bu görüntüler aslında çok uzak görüntüler değil. Ben Iğdır milletvekiliyim ve Iğdır'da aynı görüntüleri 100 sene önce benim atalarım, bizim atalarımız, benim büyük dedem yaşadı. Benim dedemi Ermeniler aynı bu şekilde yaktılar, diri diri yaktılar. Türkiye'nin birçok yerinde de aynı işkencelere maruz bırakıldı. Değerli hemşehrilerim, savaş insanoğlu var olduğundan beri vardır. Savaşta iki taraf olur. İnsanlar birbirini öldürür maalesef. Askerler şehit olur. Askerler hayatını kaybeder. Ancak hiçbir savaşta 2 yaşındaki bir çocuğun kafa derisi yüzülmez. Hiçbir insanlık hamile kadının karnını yarıp karnındaki çocuğu çıkarmaz. Ve hiçbir insanlık insanım diyen hiç kimse de buna sessiz kalmaz. Ama bugün maalesef buna bütün dünya sessiz kalmaktadır. Bizi her türlü suçlayan o çağdaş dediğimiz tırnak içerisinde Batı, bu görüntüler Batı tarafından çekilmiştir. Batılı gazeteciler tarafından çekilmiştir. Haber ajansları tarafından çekilmiştir. Ama buna sessiz kalmaktadırlar. Neden? Çünkü bu insanlar Türk'tü. Bu insanlar Türk olduğu için bu şekilde vahşicesine işkence edilerek öldürüldüler, katledildiler, soykırıma uğratıldılar. Burada bir mesaj var. Burada Ermenilerin Türk milletine bir mesajı var.
bir yeri işgal etmek için ne yaparsınız? Gidersiniz oradaki insanları öncelikle çağrıda bulmuşsunuz. Dersiniz ki biz burayı işgal edeceğiz, burayı terk edin. Hani bunu yapmadınız, gidersiniz hepsinin kafasına kurşun sıkar öldürürsünüz. Ama bu öyle değil. Burada insanların kanının içildiği, bakınız insanların kanının içildiği, insanların ağaçlara çakıldığı çiviyle ve çocukların kulağının burnunun kesilip annelerine babalarına yedirildiği görüntüler var. Onları burada göstermedim çünkü hakikaten insanın, insanım diyenin bakamayacağı görüntüler. Peki bunun karşısında ne yapılıyor, ne yapıyoruz? Bugün bunu yapanların yarın Türkiye'nin de veyahut da Hocalı gibi bağımsızlığını bekleyen, kurtarılmayı bekleyen, hala işgali devam eden birçok Türk memleketi var. Oralarda da yapılmayacağının garantisi yok değerli arkadaşlar. Bu sebeple bizim kardeşimize, bizim kendimize, özümüze sahip çıkmamız lazım. Bugün 1 milyondan fazla insan Türk toprağı olan Dağlı Karabağ'dan sürülmüş durumdadır. Ve birçoğu bir daha geri dönmemek üzere sürgünde hayatını kaybetmiştir. Çoğu da vatan hasretiyle hayatını kaybetmiştir. Allah'a şükür ki Sivas hiçbir zaman işgale uğramadı. O açıdan Sivas halkı çok mutlu. Allah'a şükür ki bundan sonra da ben inanıyorum ki Türk milliyetçiliğinin beşiği olan Sivas bir daha da işgale uğramayacak. Ama işgal artık eskisi gibi silahla yapılmıyor değerli hemşehrilerim. İşgal bugün beyinlerde yapılıyor. İşgal bugün zihinlerde yapılıyor. İşgal bugün midelerde yapılıyor. O sebeple fiilen Sivas işgale uğramasa da Sivas'ta hemşehrilerimin hassasiyetini bildiğim için ifade ediyorum. Sivas'ın Türklüğe, İslam'a, maneviyata hassasiyetini bildiğim için ifade ediyorum. Sivas'ın kardeşlerine sahip çıkacağına inanıyorum. Sivas'ın bugün Türk kelimesini anayasamızdan çıkaranlara dur diyeceğine inanıyorum. Çünkü bu insanlar sırf Türk oldukları için, Türk'üm dedikleri için katledildiler, soykırıma uğratıldılar. Değerli hemşerilerim, hemşerim diyorum benim çünkü eşim de Sivaslı. O sebeple müsaadenizle hemşerim diyorum. Dönüp tarihe baksalar ki şunu göreceklerdir. Türkler asil bir millettir, büyük bir millettir. Ve bize karşı şimdiye kadar yapılan soykırımları biz hiç gündeme getirmedik. Türklere karşı yapılan savaşlarda bu savaşların bir kısmını biz kazandıysak bir kısmını kaybettik.